Günümüzün yoğun rekabet ortamında bilginin önemi her geçen gün artıyor. Görsel eğitim bilgisayar, bilginin birden fazla kişinin kullanabilmesine elverişli hale getirilmesi amacıyla teknoloji bilimleri üzerinde projeler geliştiriyor. Günümüzün yoğun rekabet ortamı ve buna bağlı olarak şirketlerin daha yüksek performans göstermek durumunda kalması bilginin önemini daha da artırıyor. İşletmelerin, öğrenim kuruluşlarının ve ulusal ekonomilerin başarılı olabilmeleri, bilgi yaratmada, kullanmada ve bilgiden yararlanmada ne ölçüde başarılı olduklarına bağlı hale geldi. Bilginin birden fazla kişinin kullanabilmesine elverişli hale getirilmesi amacıyla teknoloji bilimleri üzerine projeler üreten Görsel Eğitim Bilgisayar 36 farklı ürüne sahip. Kuruluş sektörde 11 yılı geride bıraktı. 1996 senesinde biz multimedyaya başladık. Tabii önceleri başka bir şirket için çalıştık. Gazeteler promosyon hazırladık. Tabii bilgisayar eğitiminde baktık. Ya kurslar çok pahalıdır. Milletin hem vakti yok hem maddi gücü yetmiyor diye biz bu yöntemi benimsedik. Ve bunu Türkiye'de ilk biz yaptık. Bilgisayar eğitimini CD ortamına çok ucuz bir maliyetle herkesin ulaşabileceği, yani erişebileceği, istediği zaman erişebileceği bir bilgi kaynağı verdik. Şirket 2008'den itibaren açık öğretim okullarına teknik bilgiler program desteği sunmayı hedefliyor. 2008'deki en önemsediğimiz projelerden PARDÜS, yani ulusal işletim sistemimiz PARDÜS'ün o sistemde çalışan programların eğitimini vermek. Şimdi ulusal işletim sistemi dediğimiz TÜBİTAK'ın geliştirdiği gerçekten çok güvenli. Hatta bir yanılmıyorsam 3 ay süreyle hız ve güvenlik açısından dünya birincisi oldu. Gerçekten de bu böyledir. Bunun üzerinde ağırlık vereceğiz. PARDÜS işletim sistemi altında çalışan programların eğitimini hazırlayacağız. Belki bu şekilde kendi ulusal işletim sistemimizin yaygınlaşmasına bir ufak da olsa bir katkımız olur. İhracat hazırlığında olan şirketin Fransa'da da bir şubesi bulunuyor. Yurt dışına biz ürünlerimizden gönderiyorduk. Fakat çok beğenilip çok istek geldikten sonra bizi yeni bir yapılandırmaya sürükledi. O da şu, dil desteği koyduk. Şimdi İngilizce ve Almanca ilk etapta. Ve şu an zaten Almancası şu an seslendiriliyor Almanya'da. Fransa'da Lyon'da bir şubemiz var. Aynı zamanda setlerimizin metinleri şu an tercümede, İngilizce tercüme. Tabii bunun aynı zamanda altyazıyla desteklendiği için örneğin bir kimse İngilizce eğer seslendirme varsa, arzu ederse Türkçe de altyazı koyabilir, Almanca da altyazı koyabilir veya bunun tersini de yapabilir. Bunlar bizim yeni projemiz ve 2008'de kesinlikle yurt dışı ihracatımız resmi olarak başlayacak. 2008 yılından sonra ve daha ileriki yıllarda daha geniş kapsamlı bir bilgisayar eğitimini bütün kitlelere ulaştırmak. PARDÜS Ulusal İşletim Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan kuruluş, 2008'de bu proje üzerinde yoğunlaşmayı hedefliyor.